Değerli izleyenler, Kıbrıs TV ekranlarında Nerede Kalmıştık programında haftanın son iş gününde sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, hafta boyunca ekonomiyi konuştuk. Bugün haftayı Kıbrıs sorunu üzerinden kapatalım istiyoruz. Yapılan açıklamalar var, gelinen noktalar var. En önemlisi Türkiye'deki ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu, ilk ziyaretinde yapmış olduğu açıklamalar var. Bunlar çok büyük önem taşıyor. Çünkü müzakerelerin ne olacağı konusu biliyorsunuz en merak edilen konulardan bir tanesiydi. Herkes Türkiye'deki seçimlerin sonucuna odaklanmıştı. Ne olacaktı? Nasıl ilerleyecekti? Çözüm sürecine ya da müzakere sürecine bir katkı sağlanacak mıydı? Ağızdan çıkacak her bir kelime ya da cümlenin önemli olduğu bu dönemde Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamada aslında net olarak tavrın değişmediği ve değişmeyeceğini de bizlere bir kez daha gösterdi. Fakat bunların satır aralarını nasıl okumamız gerektiğini ise stüdyo konuğumla paylaşacağız. Efendim, konuğum ise MET Gözü Güzelli akademisyen. Onu ağırladığımız zaman önemli bilgiler alıyoruz. Hemen o yüzden vakit kaybetmeden hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Sayın Gözü Güzelli. Çok teşekkürler. Hoş bulduk Elif Hanım. Evet, seçimleri geride bıraktık. Türkiye'deki seçimleri. Bizim 25 Haziran'da bir tempomuz gene yükselecek ama dilerseniz o seçimlerden bir başlayalım. Türkiye istikrarı devam ettirme yönünde seçti halk sandık başında verdiği oyunu. Tabii ki bizim de aramızda ekonomik, sosyal, kültürel ve gönül bağımız var. Kopmaz bağlar var. Dolayısıyla dilerseniz ilk önce Türkiye seçimlerini bir genel hatlarıyla değerlendirip sonra Sayın Erdoğan'ın ilk ziyareti üzerinden devam edelim. Tabii Türkiye seçim sonuçları ülkemize ve ana vatana hayırlı olsun. Son derece kritik bir sürecin aslında seçim ve tercihi yapıldı. Ve bu seçim sonuçları Türkiye yüzyılı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin milli ve yerli politikasının uluslararası alanda daha fazla etkinliğinin artırılması, milli ve yerli politikaların önem kazanması ve daha fazla geliştirilmesi adına Sayın Erdoğan'ın başlatmış olduğu sürecin devamı yönünde Türk halkının bir irade sergilediğini gördük. Tabii bu seçimler oldukça önemliydi. Neden? Yani. Çünkü dış basına baktığımızda özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kötüleme yönünde, algı operasyonu inşa etme yönünde bir sözde diktatör gösterme, sözde hukuka karşıymış gibi gösterme, çok yoğun bir propaganda savaşı altında bir zafer kazanıldı. Ve bu niye yapıldı bu kadar? Niye bu kadar baskı yapıldı? Niye içeriden ve dışarıdan Sayın Erdoğan'a karşı duruş sergilendi diye baktığımızda tabii ki bunun en önemli sebebi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yürütülen faaliyetler ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışında Türkiye'nin hem kendi milli menfaatleri hem de dünya insanlığının menfaatleri üzerine yürütülen faaliyetleri görüyoruz. Özellikle terör konusunda, terörle mücadele konusunda, Suriye'ye düzenlenen operasyonlardan Türkiye içerisindeki doğu bölgelerinde teröristlerle mücadeleye kadar çok ciddi bir dönüşüm yaşandı. Bir zamanlar biz Gabar'da, Cudi'de terörü konuşurken, teröristleri konuşurken oralara gitmek dahi bir hayal iken artık buralarda Türk mühendislerimiz Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı nezdinde en kaliteli dünyanın petrol keşfini yapan noktaya gelmiştir. Bu baktığınızda Türkiye'nin milli gelirine önümüzdeki yüzyıl içerisinde çok olumlu ve artı etkileri olacak bir sonuçtan bahsediyoruz. Nükleer santral konusunu daha önce konuşmuştuk. Doğru. Nükleer santralin tesisinin bile ortaya konması dünya siyasetinde aslında nükleer bir güç stratejisinde artık Türkiye'nin de bölgede söz sahibi olduğunu gösteren çok önemli bir adımdı. Bu hayata geçirildi ve geçirilecek. Ve bunun ardından diğer projeler, özellikle Sinop nükleer santrali gibi arkadan gelecek projeler var. Tabii ki Doğu Akdeniz, Ege politikası ve Karadeniz'de yapılan gaz keşfiyle birlikte Ukrayna-Rusya krizinde ortaya konan çok dünyayı etkileyici Birleşmiş Milletler'in takdirini toplayan diplomatik başarı ve bu bölgede çatışmaları azaltan tamamen demokratik zeminde, uluslararası hukuk zemininde Türkiye'nin diplomatik gücüyle ortaya koyduğu İstanbul Anlaşması'yla
tahıl koridoru ile dünyadaki ekonomik krizin dengelenmesine katkı sağlayan pozisyonu son derece önemliydi. Tabii bunların dışında Kıbrıs politikasıyla ilgili de Türkiye'nin ana vatan olarak Kıbrıs Türklerinin her platformda yanında olmaya devam etmesi, burada Kıbrıs Türk'ün ortaya koymuş olduğu ve Sayın Tatar'ın seçim sürecinde egemenlik, iki devletlilik teziyle iktidara gelmesi, güç kazanması ve bu politikanın artık Türkiye tarafından resmi bir politika olarak artık diğer geçmiş sayfalar kapatılarak ilerletilme hedefine yönelilmesi ve bu bağlamda Türk Devletleri Teşkilatı'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci devlet statüsünde yerleştirilmesi devasa bir gelişmedir uluslararası hukuk açısından, uluslararası toplum açısından ve Kıbrıs meselesi açısından. Tabii ki sadece bunlar değil, anlatacak çok fazla detay var. Maraş konusu da bunlardan biridir. Bugüne kadar toprak verme, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vazgeçme, olası bir federal çözümde bir araya gelme gibi bir zeminden tamamıyla artık çıkıldığının göstergesidir Maraş. Çünkü Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olarak artık kabul görmesi gerektiğini zaten orada fiili hakimiyetle dünyaya yeniden gösterilmiş oldu. Bu tabii ki bunlarla birlikte Mavi Vatan doktrini, Türkiye'nin özellikle Akdeniz'deki petrol sahaları ve Kıbrıs Türklerinin yetkilendirdiği petrol sahalarında Kıbrıs Türkleri adına aktif olarak sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerinde bulunması dünyayı çok ciddi rahatsız eden konulardandı. Neden? Çünkü Türkiye dediler ki sen Akdeniz'de çok dar bir alanda bir alana hapsol, sözde Sevilli haritası diyoruz biz buna. Geriye kalanı Güney Kıbrıs deniz büyüklüğü olarak paylaşsın, Yunanistan paylaşsın. Senin çok az bir alanın olsun. Akdeniz'de, Karadeniz'de hali hazırdaki sınırlar sana yeter. Ege'de zaten Yunanistan. Bu mantıkla hareket ederek Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını baskı yoluyla, yaptırımlar yoluyla ve ekonomik ambargolara maruz kalmıştır Türkiye. Sırf bu yüzden bu politikadaki kararlılıktan ötürü Türkiye'yi geriletmek, Türkiye'yi zayıflatmak istemişlerdir. Türkiye ne yaptı? Örnek vermek gerekirse, bütün bunlara karşı net bir duruşla kendi coğrafi koordinatlarını Birleşmiş Milletler'de yayınlatarak kendi kıta sahanlığını ortaya koymuş ve bunun ötesinde Kıbrıs Türk haklarının da mevcudiyetinin ve meşrutiyetinin Birleşmiş Milletler'de yayınlatmıştır mektuplarda varlığını yeniden ortaya koyarak. 2014 Türk'ün o notası ve dahili ve sonrasında, 2004'ten sonra daha doğrusu. Burada şimdi bütün bu zemine baktığımızda Batı, Amerika, Avrupa Birliği, Türkiye ne diyor? Akdeniz'den çık, Kıbrıs'tan çık. Sözde işgal faaliyetindesin. Kıbrıs'ta KKTC diye bir devlet yoktur. Bunlardan vazgeç, tamamıyla burayı bize bırak, sen karaya yönel. İstedikleri bu. Türkiye buna direndi ve direncinin sonucunda haklarını söke söke koruma kararlılığını gösterdi. Ortaya koyduğu tatbikatlarla, Navtex yayınlarıyla, Fırhattı üzerindeki Türk menfaatlerinin korunması, deniz yetki alanları konusundaki kararlılık ve yapılan anlaşmalar ve daha sonraki süreçte normalleşme stratejisinin yoğunluğuna verilerek Türk diplomasisinin bu manada Mısır'la ilişkilerini düzeltmesi, İsrail'le de ilişkilerini düzeltmesi ve bölgedeki jeopolitik konjonktürde ve küresel anlamda etkileri uyandıracak hamlelerde bulunması şunu göstermiştir ki Türkiye'yi sanıldığı kadar dizginlemek artık kolay değil. Çünkü Türkiye çok güçlü bir aktör olarak dünyada küresel bir güç noktasına varan bir konumda ilerlediğini ispat etmiş olarak kendi hak ve menfaatlerini Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dünyaya göstermiş oldu. Çünkü bir biat diplomasisi olmadığı görüldü. Türkiye milli ve yerli duruşunu ve kendi meşru haklarını ve kendi milletin haklarını uluslararası alanda Kıbrıs Türklerinin de haklarını ortaya koyarak net bir şekilde savundu ve savunmaya devam ediyor. O yüzden Sayın Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde ortaya koyduğu açıklamaların her biri
apayrı bir önemdedir. Yani tarımsal gelişimden tutunuz. Ülkede su zaten getirildi barış suyu olarak. Ama şimdi elektrik konusu. Bu suyun bakın tarımsal alanda, tarımsal ekonominin kalkınmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önemli bir rol ifa edileceğine dair bir planlama olduğunu bize gösteriyor. Yani bu nedir? Ekonomik döngünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisinde tarımsal konularda artık destekleneceğini, üretimin artacağı mesajıdır. Bununla birlikte tabii ki interkonnekte kablo ağıyla elektrik getirilmesi projesi, bunun hayata geçirileceğinin mesajı son derece önemli. Çünkü dünyada interkonnekte sistemlerle devletler aslında güç olarak varlığını gösterirler. Hem ülke refahını artırıcı bir etkisi vardır, hem de jeopolitik güç anlamında size bölgede enerji merkezi olmanızda önemli bir rol katar. O zaman bu interkonnekte sistemin sağlanacak olması ülkeye son derece hem enerjisel anlamda bizim daha ucuza enerji tüketmemiz adına hem de işin farklı bir boyutuyla baktığımızda kesinlikle da çok önemli bir stratejik anlam içeriyor. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin burada yapılacak kalkınma programında, turizmde, diğer konularda ve alanlarda, yatırım konularında elektriğin, enerjinin varlığı olan bir yerde sorun olmaz. Güç işaretidir. O yüzden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde interkonnekte kablo ağına bağlanması demek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsünün güçlendirilmesi demektir. Halkın refahının bu manada yükseltilmesi demektir. O nedenle müthiş önemsenecek bir konu. Bir zamanlar Elif Hanım su gelmeden önce ben hatırlıyorum. Aynı elektrik sıkıntıları döneminde yaşadığımız ızdıraplar sular gibi. Sular kesiliyordu o zaman. Sular kesilir. Lefkoşa'nın suyu yok. Tuzlu sularda öğrenciler, bizim arkadaşlarımız üniversite yıllarında su yok. Ne yapacaklar diye çok ciddi sıkıntı. Yıkandıklarında tuzlu suyla yıkanmak zorundadırlar. Magosa'da sular o kadar tuzluydu ki ağaçlar kururdu. Yeşillik yoktu. Böyle bir atmosferden... Maalesef. Özellikle Lefkoşa o konuda çok muzdaripti, hatırlıyorum. Evet. Ben Lefke'deydim o dönemlerde. Evet. Biraz daha şanslıydım. Suları hem çok güzeldi hem içilebilir suydu o dönem ama evet. Lefkoşa'da yaşayanların da ciddi bir su sıkıntısı Magosa, vardı. Lefkoşa ve bölgesi evet. Gerçekten çok ciddi sıkıntıları vardı. Ne mutlu ki ana vatan, bakın Kıbrıs Türk'ünün canı olduğu kadar nefesi noktasında hareket ediyor. Kıbrıs Türk'ü mağdur olmasın diye her imkanı ve her fırsatı Kıbrıs Türklerin lehine yönlendirecek şekilde hareket ediyor. O nedenle bunları çok önemsiyorum. Yapılan açıklamalarda ortaya konan mesela konut yapma, TOKİ ile inşallah zannederim olacak. TOKİ'nin de ülkeye girmesi demek dar gelirli ailelere büyük bir fırsat sağlayacağı kanaatindeyim. Çünkü Türkiye'de çok önemli bir pozisyondadır TOKİ binaları. Deprem bölgesinde biliyorsunuz TOKİ binaları asla zarar görmemiştir. Devletin yapı ve inşaat alanındaki gücünü temsil ediyor TOKİ. Bu nedenle ana vatandan Derinya bölgesinde, sınır bölgelerinde özellikle vurguluyorum. İnşaat yapılanmasının başlaması demek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi sınırlarının korunması demektir. Bugüne kadar sınır bölgelerine inşaat yapılmadı çünkü verilecek umudu vardı. Beklenti içindeydiler. Baskı bu şekildeydi, yönlendirme bu şekildeydi. Hatta güzel yurtta insanlar bir gün topraklarından, evlerinden olacak diye yatırım yapmıyordu. Sayın Erdoğan ne yaptı? Nişantaşı Üniversitesi, işte bölgedeki diğer otelden yapılanmaları ODTÜ'ye kadar o bölgelere yerleştirdi. İnsanların hayata, toprağına sahip çıkmasına yönlendirildi, su getirildi, bu bölgede baraj dolduruldu ve adeta hayat bulması için Kıbrıs'ta elinden geleni yaptı. Şimdi bunları yok sayacaksınız, bu yapılan önemli adımları hiç önemi yokmuş gibi, işte rastgele bir açıklamalarmış gibi değerlendirmek asla kabul edilemez. Bakın burada Sayın Erdoğan'ın Kıbrıs politikasında ortaya koyduğu mesajlar içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması meselesinde tanınmadan müzakerelere başlanmayacağı mesajı da son derece önemlidir. Neden? Çünkü bu kararlı duruşun
Kıbrıs Türklerinin biliyorsunuz Eylül 2022'de Sayın Erdoğan Genel Kurul'da Birleşmiş Milletler'de yaptığı en önemli konuşmalardan biri de Kıbrıs Türkleri üzerindeki haksız ve insanlık dışı ambargolara vurgu yaparak burada bu halka zulüm edildiği ifade edilmiştir. Tarihi bir konuşmadır. Bugüne kadar hiçbir ortamda Kıbrıs Türklerinin kendi haklarını dile getirmesine izin verilmedi. Ve bunu Sayın Erdoğan gerçekleştirdi. Dünya devletlerinin, liderlerinin gözüne bakarak. O nedenle bu ortaya konan irade Kıbrıs Türk'ünün varoluşsal, egemenlik, haklarını yeşertici, güçlendirici ve ana vatanla var olan ilişkilerimizi derinleşmesine katkı sağlayacak vizyondur. Çünkü bugüne kadar Kıbrıs Türkleri ve ana vatan Türkiye arasında bir asimetrik ilişki kurma yönünde görüyoruz da medyada bu konuda çok yoğun çaba sarf ederek, çok olumsuz mesajlar vererek kurumsal anlamda bittik, öldük, çok büyük bir yaygara çıkaran kesimler olduğunu görüyoruz. Ama ben her zaman şunu söylüyorum, elbette eleştirecek yönlerimiz vardır, sıkıntılarımız, hastane konusu olsun, bir takım konularda olabiliyor, yollar vesaire. Bunu yıllarca yapmayan siyasiler aslında düşünmesi gerekir. Bu noktada olunmasının sebebi Türkiye değildir çünkü. Türkiye her zaman Kıbrıs Türk'ü ne istediyse bunun yanında olmuştur. Türkiye'yi bu konuda suçlamak mümkün değildir. Fakat burada esas olarak bizim bakmamız gereken bu vizyon ve politikanın uluslararası atmosferdeki etkisi nedir? Artık biz şunu görüyoruz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin net duruşu Birleşmiş Milletler zemininde de artık bir anlamda kabulleniş gibi bir atmosfer var. Ve Rumlar sırf bu durgunluk var. Kıbrıs'ta artık siz zaten bugüne kadar Rumlar sanki uzlaşmaz tavrın sebebi sizsiniz bu sorunun şeklinde yaklaşan bir de artık ortam var. Türk diplomasisi bunu sağlamıştır. Rumlara karşı bu artık düşünce gelişmiştir. Neden? Çünkü bugüne kadar hemen hemen bütün planları reddeden masadan kalkan noktasında Rumlar olmuştur. Ve bunu dünya artık daha net bir şekilde Crans-Montana ile birlikte zaten görmüştür. Anlam planı sonrasında. Zaten 94 güven artırıcı önlemler, gali fikirler dizisi, bir dizi silsileye baktığımızda bu süreçte zaten Rumların uzlaşmazlığı görülmekteydi. Şimdi artık devlet. Neden devlet önemlidir? Ve neden Türkiye artık bu konuda çok net bir vurgu yapıyor? Devletle Kıbrıs Türkiye artık var olabilir. Bunu biraz daha açayım müsaade ederseniz. Lütfen. Şimdi çok sıradan bir laf gibi gelebilir bazılarını devlet. Öncelikle böyle düşünenlerin şunu yapmasını isterim. Güney Kıbrıs'ta yürütülen siyasi mesajlara, eğitim programında verilen mesajlara bakıldığında Kıbrıs Adası Yunan Adası'dır. Kıbrıs Adası'nda Rum ve Türkler eşit statüde değildir. Kıbrıs Türkleri halen azınlık görülerek hareket ediliyor ve tek bir alanda dahi nefes almamızı istemiyorlar. Güney'e geçişlerde veya güneye giden insanlar çok yaşamıştır ırkçılık hareketleriyle. Bunu da geçiyorum, bu boyutunu da geçiyorum. Irkçı yaklaşımlar şu bu. Yeri gelir Rum çok politiktir, çok dostane davranabilir. Bu da doğasındadır çünkü Ortodoksluğun verdiği, geçmişten beri uyguladıkları sistem budur. Yeter ki çan sesleri çalana kadar değişebilirler her an. Şimdi böyle bir statüde Rumların uzlaşmazlığı sadece siyasi olarak değil, askeri anlamda da devamlı surette silahlanarak İsrail'le, Mısır'la, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, bölgedeki diğer ülkelerle ve Avrupa Birliği'yle, Amerika'yla, Fransa'yla, Almanya'yla askeri tatbikatlar yaparak ve bu askeri tatbikatların isimlerini bizzat sembolik isimler seçerek bir gün kuzeyi işgalden kurtarma güdüsüyle hareket ederek yapıyorlar. Amerika'nın bir kere silah ambargosunu kaldırması hem hukuken Kıbrıs'ın mevcut statüsünü ihlaldir hem de uzlaşmazlığın ve istikrarsızlığın doğmasına etkendir. Bunun altını da çizmemiz gerekiyor. Niye silahlanıyorlar? Niye bugün Fransa, Mari Deniz Üssü'nün İşte Avrupa Birliği modernizasyonu için finansal katkı sağlıyor.
Neden bugün Amerika silah ambargosunu kaldırarak, Rum askeri ateşesinin Amerika'da görevlendirilmesinin sağlanarak, Rum subayların eğitim programlarına dahil edilmesinin sağlanarak aşırı silahlandırılıyor? Kime karşı, neye karşı? Tabii ki bize karşı. Neden bize karşı? Çünkü verilen bütün mesajlara bakınız. Kıbrıs Türklerinin bütün haklarını kabul etmeden Kuzey'i bir gün işgalden kurtarma, Girne bizimdir diyorlar. Halen siyasi temsilciler, milletvekilleri, sözde Girne milletvekili, sözde Maraş milletvekili, sözde Lefkoşa milletvekili, sözde Lefke milletvekili bu şekilde seçiliyor. Şimdi bu noktada o zaman şöyle bir virgül koyarak devam etmenizi rica edeceğim. Sayın Erdoğan'ın ilk ziyareti geleneksel olarak biliyorsunuz ülkemize gerçekleşti. Gene o gelenek bozulmadı. İlk ziyaretinin gerçekleşti de orada verdiği bir mesaj vardı. Müzakere masasına oturmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın dedi. Aslında burada zaten Sayın Tatar'ın politikasını da bir kez daha teyit etmiş oldu. Bu yoldan da sapma olmayacağını vurgulamış oldu. Ama tüm bu bakış açılarının yanında Sayın Erdoğan'ın bu sözleri orada yankı uyandırdı. Tabii ki hep bekliyordu. Onlar da takip ettiler yakinen. Bundan sonrasındaki tavırları bu zihniyetteyken, bizim de politikamızda değişmez bir duruş varken nasıl ilerleyecek? Bunu konuşalım biraz. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Nasıl ilerleyecek? Karşılıklı hakların mütekabiliyet esası üzerinden kabul edilmesiyle uluslararası hukuk zemininde Kıbrıs'taki yapıya baktığınızda zaten Kıbrıs Türkleri azınlık değil, kurucu ortaktır. Hı hı. Burada var olan kurucu haklarından ötürü mevcut egemenlik yetkisi var, otoritesi var. Siz bu haklara saygı göstererek bunca yıldır oturduğunuz 50 yıllık müzakere sürecindeki pozisyonunuzu, uzlaşması tavrınızı değiştirerek artık iki bölgelilik esasında yan yana iki devletin varlığını kabul ederek bundan sonra bu adada sükunet olabileceğini görmeniz lazım. Silahlanarak, devamlı surette tahrik edici mesajlar vererek, Avrupa ziyaretleri gerçekleştirerek Türkiye'ye karşı mesajlar, Türkiye'ye karşı Kıbrıs meselesinin özüymüş gibi hareket ederek tamamıyla Kıbrıs meselesinin özünü çarptırarak bir yere varamazsınız. Türkiye bu kararlı duruşun arkasında yarın öbür gün Türk Devletleri Teşkilatı'nda bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci devlet olarak yer almışsa bundan sonraki süreçte Türkiye yeniden gücünü kullanacaktır. Daha farklı ortamlarda biz Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türklerin temsilinin yer aldığını, diyalog kurulduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile farklı ticari anlaşmalar içerisine girildiğini, belki uçuşların başladığını, Uluslararası Ercan Havaalanı açıldığında belki yeni sürprizlerle karşı karşıya kalacağımız bir vizyon ortaya konacak. Sayın Erdoğan çünkü açılışa gelecek. Hem de çok tarihi ve önemli bir günde. Devlet politikası nezdinde son derece önemsememiz gereken bir mesajdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bundan sonra kabul görmesiyle müzakere olur. Bu ne demektir? Bu sizi muhatabınız egemen olarak kabul ediyorsa karşılıklı oturacaksınız demektir. Net. Net. Bir daha ki ben azınlık mıyım? Değilim. Niye bana azınlık muamelesi gösterir gibi beni bir toplum seviyesine indirip önce Rum liderliği sonra biz ha varız ha yokuz şeklinde davranan bir sistemin içerisinde gelecek neslimizin geleceğini çalalım. Yıllarca bizim neslimiz gelecek nesillerimizin geleceği çalınmış ise bu Kıbrıs sorunun uzlaşmazlığının müsebbibi olan Rum-Yunan zihniyeti ve ona destek veren Batı'nın yüzündendir. Kıbrıs Türklerinin bugüne kadar haklı menfaatleri ve çıkarları ve insan hakları ihlal edilmiş ve edilmeye de devam edilmektedir. Dünyada hiçbir ülke gösteremezsiniz ambargolar altında ezilen. Türkiye olmasa ne yapacaktık? Niye bunu yapıyorlar? Teslim olmamız için. Rumların istediği şekilde bir yönetim anlayışını kabul etmemiz için. Biz güçlenirsek bilirler ki bu tezleri, Kıbrıs Yunan'dır tezleri çürüyecektir ki çürümüştür artık. Bu vurgu, Sayın Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu vurgu, sizin Helenizm siyasetinizin artık çürümüş olduğunu ve asla müsaade edilmeyeceğinin mesajıdır.
Netliktir. Buradan yola çıkarak tabiri caizse belki çok kaba olacak ama çırpınışları da görüyoruz karşı tarafta. Yani tam da bu seçim sonrasında Aristobulides'in hareketlenen temasları, bir takım medet umar tavırları vesaire var. Bu çırpınışlar karşısında dünya bu sefer objektif yaklaşabilmeyi başarabilecek mi? Öngörünüz nedir? Kıbrıs sorunu jeopolitik bir meseledir. Hı hı. Yani burada küresel aktörlerin güç mücadelesi vardır. Duygusal bakamayız. Biz Kıbrıs meselesine, dünya bizi haklarımız güç meselesidir. Biz güçlendikçe mi anlıyoruz? Türkiye güçlü olduğu noktada kabullenmek zorunda kalırlar. Kabullenmek zorunda kaldıkları için de bu duruşa saygı göstermek zorunda kalacak olanlar olacak. İleriki süreçte. Yani aslında şu anda hani konuşmanızın başında söylediğiniz Türkiye'deki o güçlenen yapı, Sayın Erdoğan'ın yeniden görevini devam ettirme kararı halkın takdiriyle olduktan sonra da 100. yılında Cumhuriyet'in vurgusu, dünyadaki aktörlerde savaşta bulunduğu bahsettiğiniz noktadaki kritik önemleri aslında Kıbrıs meselesini de etki edebilecek büyük hamleler. Yani ne kadar Türkiye'nin dünya ile olan konumundaki yeri yükselirse buraya bakış açısı o şekilde mi değişecek? Yani bunu mu anlamalıyız? Bakın Sayın Erdoğan ne söyledi? Türkiye Kıbrıs'sız, Kıbrıs Türkiye'siz olmaz. Hiçbir zaman ayrı tutmuyor. Neden bunu söylüyor? Çünkü buradaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Kıbrıs Türk soydaşları her zaman ana vatanın gönlünde kahramandır. Ana vatanın gönlünde vatan evladıdır. Ana vatanın gönlünde vatandır. Neden? Çünkü biz tarihi zaten birlikte yaşadık. Bu acıları birlikte soluduk. Ana vatanın güçlü iradesiyle geçmişte 74'ü nasıl zafer olarak elde ettik? Bir tek yürek olarak bunu yaptık. Şimdi geldiğimiz süreç siyasi bir süreç. Aynı Kıbrıs'ın fethi sonrasında nasıl Haçlı Birliği oluştu ve Osmanlı'ya karşı saldırılar başladı. O siyasi sürecin bugünkü yansımalarını görüyoruz. Çünkü Avrupa Birliği'nin koşulsuz bir şekilde, objektif olmayan bir tutumla doğrudan Rumların yanında yer alması bir kere zaten bu siyasetin jeopolitik yapısını ortaya koyuyor. Merkezi konumunu ortaya koyuyor. Şimdi biz bu noktada Türkiye'nin gücüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yükseleceğini zaten mesajını verdi Sayın Erdoğan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin görünürlüğünün uluslararası alanda artırılması mesajını verdi. Uluslararası Ercan Havalimanı açılıyor. Bakın bugün örnek International, mesela Pegasus'a bakın. Size International Ercan Airport olarak yazar. Artık uluslararası Ercan Havalimanı olarak uçuş planlamalarında geçiyor Ercan Havalimanı. Bu nedir? Statünün daha yükseltilmesidir aslında. Sadece Ercan denilmiyor. International Ercan Airport olarak kullanılıyor. Bu statü yükseltilecektir. Türkiye ile birlikte yükseltilecektir. Nasıl ki Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki olarak entegrasyonumuz her manada devam edecektir şeklinde bir mesaj vermiştir. Bu mesaj Kıbrıs Türk'ünün ambargolar altında ezilmesine hiçbir manada izin verilmeyecek. Ekonomisinin kalkınmasından turizmdeki diğer alanlardaki bütün yapılanmasına kadar Türkiye Kıbrıs Türk'ün yanında olacağının mesajı veriliyor. Yani sadece tanınma, uluslararası alanda görünürlük değil, burada bir kalkınma stratejisi ve programı artık hayata geçiriliyor. Ve geçirildi aslında daha önceden ve bu daha geliştirilecek. Yol yapmak bile, bu yol projelerinin tamamlanması, hastane çok ciddi sıkıntımız. Doğru, onu da temeli atılacak. Bu hastanenin zaten hayata geçirilecek olması, inşallah Türkiye'den çok değerli doktorlarımız da buraya gelir. Bu hastanede görev alırlar. Buradaki doktorlarımızla aynı ruh ve birlik içerisinde hareket edilir. Çünkü bir yerde kendi doktorlarımız yetmiyor veya başka özel işlerde bulunabiliyorlar. O nedenle Türkiye'nin burada desteği, halkın refahını düşünmesi elbette çok önemli. Bu konularda adımlar atılacak. Kıbrıs Türk endişe etmesin. Geleceğiyle ilgili bir karamsarlık içerisine bundan sonra artık düşmemesi gerekir. Çünkü Türkiye 100 yılı dediğiniz zaman
bunun ne demek istediğini iyi anlamlandırmamız gerekiyor. Bugün Türkiye'nin SİHA ve İHA'larıyla, işte Roketsan, Havelsan, Aselsan gibi çok önemli kurumlarıyla ortaya koyduğu mühendislik faaliyetlerine baktığınızda Türkiye artık uluslararası alanda da bir silah sanayisinde güçtür, pazardır. Bunu kim ister? Bunu rakip ülkeler dünyada ister mi? İstemez. Dünya devletler sistemi nasıldır? Çıkarlar üzerine ve kim daha fazla güç elde edip diğerleri üzerinde domine kurar. Bu sistem ve yapı dünyada halen devam ediyor. Şimdi geldiğimiz yüzyıl çok kutuplu bir yüzyılın işareti. Bütün kavga Ukrayna ve Rusya meselesinde, bu çatışmanın Rusya'nın karşısında özellikle Batı'nın yer alması, bu kavganın aslında sonucundan doğan bir netice. Çünkü Putin'in bugüne kadar yaptığı açıklamalarda Çin dahil olmak üzere artık dünya çok kutuplu. Çünkü biz Soğuk Savaş döneminden sonra hep Amerika'nın tek kutuplu sistemde dünyayı domine ettiği yönünde hep bir algı vardı. Ama şimdi görüyoruz ki Çin ekonomik bir güç olarak dünyada, hatta Akdeniz'e bile yayılmış bir noktada kendi küresel gücünü yürütme arayışında. Türkiye Afrika pazarı üzerinde, Afrika'da müthiş bir dönüşüme sebep olmuş. Yeniden tarihsel gücünü canlandırmış. Sadece Afrika'da değil, Türk dünyası devletleriyle kurduğu münasebetlere Asya'da bakın. Bu yapının neyi gösteriyor bize? Türkiye kabuğundan çıkmış. Türkiye artık sınır ötesi operasyon yapan noktaya gelmiş. Türkiye askeri gücüyle artık güç benim diyebilerek Libya'da özellikle mevcut hükümeti bitti bitiyor derken desteklemesiyle tarihi değiştiren, oyun bozan noktaya gelmiş bir ülkeden bahsediyoruz. O nedenle bu küresel rekabet içerisinde bulunan diğer güçlerin Türkiye'ye baskı yapması, Türkiye'yi devamlı uluslararası alanda özellikle Sayın Erdoğan'ı yıpratma politikasını yürütmesi, Sayın Erdoğan'ın koyduğu bu güçlü iradenin, güçlü siyasi duruşun sebebinden kaynaklanmaktadır. O nedenle bu açıdan baktığımızda Kıbrıs'taki gelişmeler, herkes gönlü rahat olsun. Bir kere en büyük Kıbrıs Türk'ünün şansı, Türkiye'nin 24 saat esasında burada ana vatan, Türk askeri, Türk Mehmetçiği bizim mücahidimizle omuz omuza bu vatanın bekçiliğini yapıyor. Bu çok önemli bir şeydir. Yıllarca gelsinler, gelecekler diye ne çekti bu halk? Hiçbir şey yokmuş gibi bugün Türkiye'yi garantileri yok sayıp işte Avrupa güvenliği şemsiyesi altında bir gelecek gibi olmayacak hayali pembe vaatler içerisinde Avrupa güvenliği ve şemsiyesi altında Bosna'da yapılanları gördük. Yunanistan'da yaşayan, her zaman söylüyorum, Batı Trakya Türklüğünün hali ortada, gasp edilen hakları ortadayken hangi güvenlik şemsiyesinden? Bu güvenlik şemsiyesi geçmişte bizi duydu mu, gördü mü? Birleşmiş Milletler askerlerinin gözü önünde katliam çukurları açıldı. 14 Ağustos'da Murat'a atlar sandallarda katledilen çukurlar, var mı bir kınama mesajı veya raporu? Engellendi. Yok. Adalet nerede o zaman? Adaletin terazisi jeopolitik konularda maalesef. Bir tek dünya bizim bu yaşadıklarımız değil, aslında birçok örneği de var. Yani elbette, soykırımlardaki dünyada sessiz kalınan birçok tarihte yaşanmış örnekler var. Aslında ne kadar insan vicdanını sızlatan konulara kayıtsız kalındığını da istemesek de görüyoruz. Bu noktada Türkiye'nin yükselen yıldızından bahsederken şunu da konuşmak lazım belki. Ekonomi konusu da son derece önemli. Şimdi yeni dönemde yeni bir ekonomik
bakış açısı diyelim Mehmet Şimşek'in getireceği belli ki bir şeylerde düzelmek adına çabalanacak. Ekonomi anlamında zor günlerden geçiyoruz. Evet, dünya da zor günlerden geçiyor. Mesela Amerika'da bir şeyler yoluna girmeye başladı. Avrupa keza öyle. Şimdi ekonomik anlamda da gerçekten zorlandığımız bir dönemden geçerken nasıl ilerleyecek? Yeni dönem, yeni yüzyılda ekonomi konusundaki fikirlerinizi de merak ederim. Tabii ekonomist değilim ama ekonomi konusunda devlet mevcut sıkıntının farkında. Dünyada küresel bir kriz zaten, gerek iklim krizinin yarattığı küresel döngü içerisinde ekonomi de var zaten. Kuraklık bunlardan biridir. Gıda üretimini son derece etkileyecek en önemli sonuçlardan, buzulların erimesi, iklim şartlarının değişmesi, yaşayan canlıların denizlerde ölmesi vesaire, çok konu var bu çember içerisinde dünya ekonomisini etkileyen. Elbette savaş, savaşın sonuçları. Bölgemizde Ukrayna krizi ciddi bir dünyadaki krizin artmasına, enerji kriziyle birlikte sebep olmuş ve fiyatların daha fazla yükselmesine etken olmuştur. Ve bununla birlikte biraz daha geriye baktığımızda Türkiye'nin işte bu kararlı duruşuyla maruz kaldığı ekonomik ambargolar ve yaptırımlar ve düşününüz F-35'lerin parasını verdiği halde bunu alamama, peşin tabii, ödemediği tabii, halde tabii. ödediği halde bunun iadesini alamama gibi son derece haksız muamellere tabi kaldığı bir dönem. Gezi olayları, FETÖ darbesi, girişimi, çok hadise yaşadı Türkiye. Onun akabinde dünyayı saran pandemi ve tabii onda pandemi ekonomik olarak elbette bütün pandemi dünyayı etkilediği gibi. Zaten apayrı bir boyutu. Nihayetinde tüm devlet önünü görüyor. Bu önünü görme hamlesinde bunun nasıl iyi, daha iyi hale getirilmesi için bir takım tedbirler alma yoluna gitti Sayın Erdoğan. Türkiye'de biliyorsunuz Temmuz ayıyla emeklilere zamdan, işte diğer vatandaşların zam almasına kadar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zaten bu manada mali olarak verdiği destekle en hafif şekilde bu sıkıntılı sürecin aşılması için gayret sarf ediliyor. Fakat ben enerji konusu bir ayrı çalışma alanım olduğu için şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bugün Türkiye'de kara üzerinde keşfedilen en kaliteli petrol sahalarının, denizlerdeki gaz teknolojisinin ve gazın ortaya çıkmasının sonuçlarını biz 5 yıl ve 10 yıl içerisinde Türkiye milli gelirinin ne kadar yükseldiğini çok daha net görecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu işler teknik konular ve bir süreç isteyen konular. Bunun hemen yarın olması zaten mümkün değil ama nihayetinde bunun en az bir 5 yıldan sonra daha fazla görünür kılan bir sürece bırakırlarsa tabii durmadan Türkiye'yi farklı meşguliyetler ve yormak adına değişik, hep Bizans oyunlarıyla biliyorsunuz politikada karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye sırf daha ileri noktaya gitmesin diye ama buna rağmen Türkiye çok şeyi başardı. Bundan sonraki süreçte artık bu yerli ve milli mühendisleriyle, çünkü bir zamanlar kapatıldı kapaklar, burada petrol yoktur dendi. Evet. O petrol yoktur denen yerlerde bugün Türkiye petrol çıkarıyor. Hem de en kaliteli petrolleri çıkarıyor. Yani ne demek istediğimi anlayabiliyor musunuz? Tabii. O yüzden bu iş ileriki sürece baktığımızda bu 5 yıldan sonraki süreçte Türkiye'yi tanıyamayacağız gibi geliyor. Türkiye sadece bu bölgenin değil, küresel bir güç olarak dünyada çok farklı bir konumda olacağı kanaatindeyim. Teknoloji, milli savunma sanayisi zaten almış başını gidiyor. Uzay bilimlerine yönelik artık bir akademik çalışma ve yapılanma ve uzaya gidecek mühendislerimiz de var bu manada. Türkiye artık gelecek vizyonu ve misyonu olan ve bu bağlamda gençler için bir umut vaat eden ülke olarak ilerliyor. Eskiden gençlerin bir umut taşıması mümkün müydü? Değildi. Biz geçmiş dönemini de biliyoruz Türkiye'nin. Bir gelecek vaat edecek gençlerin, mühendislerin, bilim insanlarının bile Türkiye'de bitirdi, burun kıvrılır. Ama bugün TÜBİTAK bünyesindeki akademik yayın programları, Türkiye'nin kendi koyduğu sistem içerisindeki akademik çalışmalarla görüyoruz ki çok değerli akademik performans ortaya konuluyor. Ve bunun ötesinde
Milli savunma sanayisinin geliştirilmesinde Savunma Bakanlığı'nın ortaya koyduğu yapılanma ve hareketlerde tamamıyla yeni bir vizyon ve milli ve yerli yazılımlarla hareket eden bir anlayış var. Bu ne demektir? Sizi başkaları durduramaz. Düğmeye basıp da kilitleyemez. Siz ayrı bir güç olarak jeopolitik sahnede jeostratejik çıkarlarınızı koruyabilirsiniz. Bu noktada artık Türkiye ve şu an halihazırda ürettiği uçaklardan, işte bahsettiğimiz üzere Baykar'ın yaptığı Kızıl Elma'ya kadar muhteşem, devasa, tarihi döngüsünü değiştirebilecek yapıda ilerliyor. Bunu kim ister? Yani baktığınızda bugün Yunan kanalları çok büyük bir korku içerisinde Tayfun füzesini konuşuyor. Mesela kalktığı yerden 300 kilometre Yunanistan'ın bir diğer tarafına. Yani bugün adaları silahlandırmaları, Türkiye'nin karşısında bir güçmüş havasında davranmaları Türkiye'nin gücüyle mukayese dahi edilemez. Çünkü Türkiye için adaya çıkmak veya oradaki askeri gücünü kullanarak o hakimiyetini ortaya koymak hiç de zor bir şey değil, askeri güç olarak, nüfus olarak, bu bölgenin efendisi olarak. O nedenle biz şunun altını net çizmemiz gerekiyor. Ekonomik gelişme yönünde bugün atanan bakanlarımız, Merkez Bankası Başkanı ne güzel bir bayan ya, bu konuda. Değil mi? Ne güzel oldu. Evet, çok çok yani iyi çalışmalar yapmış bir isim olduğunu. Evet, çok iyi bir kariyeri olduğunu biliyoruz, evet, en azından. Evet. Bir kadın olunca da aynı, evet, gururlandık. Evet, çok mutlu olduk. Neyi gösteriyor bize? Önümüzdeki süreç devletin vatandaşlarını mağdur etmeyeceği şekilde yükseltilmesi, ekonominin özellikle turizm alanından ekonomik faaliyetlere kadar devlet bir önünde yapacağı program dizisi var. Elbet düzelecektir. Yeter ki biz içimizde birliğimizi, beraberliğimizi bu zorlu süreçlerde bozmayalım. Çünkü insanlar, doğrudur, ekonomi insan hayatını çok önemli etkiler. Yaşam standartını etkiler. Hayat duygusunu etkileyebilecek bir şeydir. O nedenle her şeyin üzerinde bir irade, o devlete sahip çıkma iradesi. Bu devletin bu kadar mücadele verirken milli ve yerli menfaatleri, sırf bağımsızlık, aslında tam bağımsızlık üzerine bu duruşu ortaya koyarken, ki artık biliyorsunuz Montreux'den kaynaklı boğazlardan geçişlerde gereken harç yükseltilmiştir yabancı gemilere transit geçişlerde. Bu bile çok tarihi bir karardır. Türkiye'nin tam bağımsızlık yönünde ortaya koyduğu çok güçlü bir iradedir. O nedenle Türkiye ne yaptığını biliyor. Türkiye'nin ortaya koyduğu bu güçlü duruşu ekonomiye de önümüzdeki süreçte yansıyacak ve en azından vatandaşların ve halkın mağdur olmaması yönünde gereken adımların atılacağı kanaatindeyim. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben konuşacak teşekkür çok ederim. Şeyimiz var, çok başlığımız var ama ne yazık ki zamanda bize azizliğini yaptı. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben kıymetli teşekkür katılımınız ederim için. Evet değerli izleyenler, haftayı kapattık efendim. Güzel kapattık. Konuşulacak şeyler biter mi? Bitmez tabii ki. Konu Kıbrıs ve Türkiye üzerinden dönen oyunlar ve neler oluyor, neler bitiyor anlamak olunca değil 50 dakika, belki de kaç bin dakikaya ihtiyacımız var, saymak mümkün değil ama bugünlük böyle olsun. Mutlu hafta sonları diliyorum sizlere. Pazartesi günü yeniden Nerede Kalmıştık'ta buluşacağız. Hoşçakalın efendim.